Bismillahirrahmanirrahim. Rabb'i yessir ve la tu'assir. Rabb'i temmim bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik Kur'an-ı Kerim öğrenme sisteminde 10. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ha zamirini beraberce işleyeceğiz inşallah. Nedir ha zamiri? Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i okurken kelimelerin sonunda ha harfi zamirini görebiliyoruz. Bunlar uzatılır mı, uzatılmaz mı? Bunun hakkında artık bilgi sahibi olacağız inşallah. Ha harfi durumuna göre kendinden gelen önceki harfin durumuna göre ya uzatır ya da uzatmaz. Eğer ha zamirinden önceki harfin harekesi üst çizgi, alt çizgi veya virgül ise yani üstün Esre veya ötüre ise ne yapılır arkadaşlar? Uzatılır. Yani örnekte göreceğiniz gibi Rabbehu Bakın üstün gelmiş. Rabbehu şeklinde ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Diğer bir örneğe bakalım. Ve kütü bihi Bakın esre gelmiş. Esre geldiği için ne yapıyoruz? Hazamerini uzatıyoruz. Ve kütü bihi Şeklinde uzatıyoruz. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Yine bakıyoruz. Ha zamirinden önce virgül gelmiş. Yani ötre gelmiş. Ötre gelince ne yapıyoruz? Yine uzatıyoruz. Lühü tücevi ruhu şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Uzatıyoruz. Evet. Ve rusu lihi. Bakın burada da esre gelmiş. Genelde okurken Kur'an-ı Kerim'i Bununla karşılaşıyoruz arkadaşlar. N, B, Z, Hu. Burada da üstün bir şekilde gelmiş. Yani şurası komple uzatır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okudunuz, okudunuz. Ha ile karşılaştınız. Eğer bakıyorsunuz ha önceki harfin harekesi varsa... Üstün, esre veya ötre varsa hazamirini ne yapıyoruz? bir elif miktarı uzatıyoruz. Evet diğerine gelelim. E pekala bu uzatır. Uzatmayan ne? Uzatma. Arkadaşlar ha zamirini görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i okudunuz. Ha zamirini gördünüz. Ha zamirinden önceki harf eğer uzatma harflerinden biri ise. Dikkat edin. Eğer uzatma harflerinden biri ise. Uzatma harfleri neydi? Önceki derslerimizden hatırlayalım. Vav, ya, elif. Bu vav, ya, elifin ne özelliği vardı? Üzerine herhangi bir hareke gelmiyordu. Üstün, esre, ötre gelmiyordu. Eğer bu uzatma harflerinden birisi gelirse ne yapıyoruz? Kesinlikle uzatmıyoruz arkadaşlar. Bakın örneğe. Eba hu demiyorum. Niye? Çünkü bakıyorum ha zamirinden önce ne gelmiş? Elif gelmiş. Elif'in herhangi bir harekesi var mı? Yok. O zaman ne yaparım? Uzatmam. Ebahu bu kadar. Ebahu. Neden? Çünkü Elif'in herhangi bir harekesi yok. Elif zaten uzatma harflerinden birisi. Bakıyorum. Bühü diyor muyum? Hayır. Niye? Çünkü bakıyorum ki vav wow gelmiş. Yani uzatma harflerinden birisi gelmiş. O yüzden ne yapmam? Uzatmam arkadaşlar. Bühü. Bühü çünkü büyü uzatıyorsun büh şeklinde okuyoruz. Diğer örneğe bakıyoruz arkadaşlar. fihi, fihi bakıyorum ki ha uzatmasından önce ne gelmiş uzatma harflerinden biri gelmiş. O yüzden ne yapmıyorum, uzatmıyorum. fihi o kadar. Ve uzatma harflerinde arkadaşlar vav ya elif'i görüyoruz. harekelleri yok. Eğer onlar da gelirse ne oluyor? Uzatmıyoruz. Bir de bir de arkadaşlar son olarak 3 diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun. Ha zamirinden önce eğer cezim gelirse bakın. Cezim gelirse min hu diyemezsin. Min hu eğer cezim gelirse ha zamirinden önce ne yapmazsın? Uzatmazsın. Genelde karşılaşacağımız arkadaşlar, genelde karşılaşacağımız konu uzatmayla alakalı aklınızda kalsın diye çok basit bir şey söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'i okurken kelimelerin sonunda veya duraklarda ha zamiri ile karşılaşırız. Ha zamirinden önceki harfin harekesi varsa e, i, ü şeklinde yani üstün, esre, ötre şeklinde, üst çizgi, alt çizgi, virgül şeklinde harekesi varsa uzatılır. Eğer Ha zamirinden önce uzatma harflerinden biri gelirse ki onu artık biliyoruz. Vav, ya, elif. Onlar da zaten hareke de yok. Ne yapılmaz arkadaşlar? Kesinlikle ha zamiri uzatılmaz. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun, ha zamiri gelmiş. Ha zamirinden önce eğer cezim varsa uzatılmaz. Hareke varsa uzat. Uzatma harfi ve cezim varsa uzatma. Ve ahiru davana en rabbil alemin.